Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra Zero to Hero'da yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet, hi YouTube fanlarımız geliyor. Ağzımla istediğim hi YouTube fanları. Teşekkür ederim takip için. Evet, uzunca bir aradan sonra Zero to Hero çekiyoruz. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yaptığımız şeylerden bahsedeceğiz. Planlarımızdan bahsedeceğiz. Ve videoyu sonlandıracağız. Şimdi uzunca bir süredir beklediğim takılar geldi. Biraz olsun PvP'de en azından node savaşlarında iş yapabilecek hale geldi. Open World'da hala yeterli değil. Klas eksikleri var. Neler yaptık bakalım. Cheer gösterelim. Şu an cheer'imiz bunu konumda. 283, 285, 345. Kaç yapıyor? 630 cheer mi yapıyor? Aynen. Bu geçtiğimiz günlerde gelen Volki'nin özellikle aktarım kısmı için konuşayım. İsabet nerfü gerçekten çok canımı sıktı. Canlı yayında test ettik, oturduk. 5 tane plaj çekiyorum karşıma. S'ye S2 atıyorum. %100 crit vuruyorum ve 370 isabetle vuruyorum. Kimisine %30 vuruyor, kimisine %20 vuruyor. Hepsine önden vuruyorum, %100 critle vuruyorum. Ya 370 isabetle de %100 hit rate vur be arkadaş şunlara falan diye varyansın ettik. Tek bir küpe yetmedi. Zaten ikinciyi de alacaktım. Üretmiş küpeyi. İşte her neyse, red korallardan bakalım hayır göreceğiz diye düşünüyorum. Şu an çarın isabeti 385. Nasıl bir yol izleyeceğim? Şu an ne kadar paramız var? Bakalım. Daha satılacak eşyalarımız falan da var ama şu an aşağı yukarı bizim 2.5T kadar bir nakitimiz var. Şu cihirde ilerleyişim şu şekilde olacak. Bildiğiniz gibi HP build yapıyorum. HP'nin tank klaslarda hasar azaltmanın iyi çalıştığı klaslarda çok verimli olduğunu biliyoruz. Kapotya yüzük yerine bir tane daha harabe koyacağız. AP'de herhangi bir değişiklik olmayacak ve bu harabeye HP takacağız. Artı 225 HP almış olacağız. Onun parasını biriktireceğiz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Bugün günlerden de pazar, muhtemel perşembe, cuma gibi bir aksilik olmasa rahat rahat grindleyip alabiliriz diye tahmin ediyorum. 385 isabet var. 283-285 konumundayız. Şu anda aşağı yukarı 650-680 arasındaki mistikleri çok rahat tek komboda alabilirim. Bütün evasion buffları açıkken. Öyle bir durumda şu an. 700 evalarda zorlanır yine. Ama bu Nover'i bir penleyip 8 level yaptıktan sonra işler biraz daha değişir diye düşünüyorum. 389 isabet. 286 olacak çünkü pen yaptığında 2 AP gelecek. 8 level yaptığında 1 AP daha gelecek. Pen olduğunda DPS'i kaç oluyordu bunun? Normal bir bakayım bir saniye. Alt silah, kalkan. Pen'i 7 oluyor. 1 DP, 2 DP de levelden gelecek. 348 olacak DP. 8 levelde. 348 diğer yeterli diye düşünüyorum. Bir ufak ufak başlamak için. Tabi sonrasında Doğu Dead Cut'a doğru bir yolculuk olacak. O nasıl olur bilmiyorum tabii ki. O süreç satın mı alırım, almaz mıyım emin değilim. Herhalde satın alırım. Pazara düşüyor çünkü. HP ile alakalı olayları çözdüğümde kemere de tabii hasar azaltma takacağım. Kemer update ile alakalı da konuşmuştuk. Kemere de hasar azaltma takacağım. Genel hatlarıyla tamamlamış olacağız. Doğu Dead Cut'a kadar olan kısmına. Doğu Dead Cut'a aldıktan sonra Open World'de rahat edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü uzaktan gelen iki tane Fireball ile Bloom kırılınca karakterin çöpe dönmesini de çok istemiyorum. Wizard metasında yakıncı bir klasın, iframe olmayan yakıncı bir klasın ne kadar verimli olacağını emin değilim. Bir şekilde oynamaya çalışacağız. 286, 288, 348 olacak. Hatta oyun 1 AP 1 DP verecek. Bildiğiniz gibi Zarka geçitleriyle alakalı bir şey var. 287, 289'a oturacak uyanış. Bu benim için çok iyi olacak. 349'a oturacak. 349'da cap var mıydı hatırlamıyorum. Galiba vardı. Bir cap daha almış olabiliriz. Alabiliriz o şekilde. %21 cap'i 49'da mıydı hatırlamıyorum. Belki onu da alırız. Biraz daha tanklık olur. Tabii ki 47'de mi cap? Tamam. 47'de cap'i zaten Nover'i alınca
yakalıyoruz. Nover'e tabii ki Garmot basacağız. 150 HP de oradan gelecek. Daha benim kitaplardan yapmadığım eksik şey var. 100 HP'si duruyor daha. Kitapların 100 HP kısmını da yaptıktan sonra genel hatlarıyla 150 Garmot'tan HP, 100 kitaplardan, 225 de buradan gelecek. 475 HP daha alacağız. Nover'i kaprasladığımız için 20 de ondan 495, yani 500 HP almış olacağız. Bir seçkin basayım. Bir dev basayım. PvP konumunda karakterin 6250 canı olacak. Ekstra bir şey, yani bir de 150 şey alsam 6400 HP ile PvP'de biraz daha rahat edeceğim. Yani savaşlarda 7K'yı geçecek diye düşünüyorum. Mod savaşlarında ya da 7K sınırında olacak. Yeterli olur diye düşünüyorum 6400 HP normal open world'de. DP'de tuttuğu kadar artık, yapacak bir şey yok. Parfüm basma durumlarına hiç girmiyorum. Gear gelişimi bu şekilde tamamlamış olacağız. Ekstra bir değişiklik oldu mu? Klan değişikliğine gittik. Arkadaşlarımız çıktı klandan. Ben de onlarla beraber çıktım. Şimdi başka Aces klanında oynuyoruz beraber. Savaşlara giriyoruz vesaire. Yayınlara düzenli devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Takasta da durumumuz şu anda, bir saniye, 9139 takasımız var. Bir sonraki Zero to Hero'da muhtemelen 10K'yı geçmiş oluruz. Günlük ortalama 200-250 falan takas yapıyoruz. Rahat geçmiş oluruz. 11. yolu açmış oluruz. Genel olarak takasta da gemiyi göstermiştim ama izlemeyen belki olmuştur. Gemimize de tekrardan bakalım. Gelişim karak. Full artı 10 yeşil. Hoş geldin Altı Bilek. Bu şekilde bir takas durumu var. Sizlerden ricam, bu videoyu izledikten sonra buyurun gelin Twitch kanalını beğenin. Canlı yayınlara katılmaya çalışın. Bu tarz içerikleri, rehberleri, röportajları canlı yayında çektiğimiz için aklınıza takılan bir şey olduğunda doğrudan sorma imkanınız oluyor. Yani dün veya dünden önce yanlış hatırlamıyorsam şey çektik, Nova röportajını. Soru cevap kısmında tak 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 insanlar sorularını sordular. Zaten röportajı da YouTube'a attık. Canlı yayının her zaman avantajı büyük oluyor. Gelişimi beraber görüyorsunuz. İşte ben slot keserken nasıl kesiyorum ya da başka bir konuda, başka bir şeyde tartışma olunca nasıl tartışıyoruz, konuşuyoruz vesaire görüyorsunuz. Saygı çerçevesi içerisinde yayınlarda elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Gemi şu anda durumu bu. 142.8. Gemiyi aşağı yukarı bunları full onlayıp bir kıyafet miyafet giydikten sonra 146-147'lere falan çıkartırım. Ama ona para ayırır mıyım, kıyafete ya da manos takılara vesaire bilmiyorum. Ama gelişimde 150 hızı geçmeyi planlıyorum. Takılarla ve kıyafetle vesaire. Takas şu an Profon, Denizcilik Prof 9. Yavaş yavaş burada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ortalama bir takasımı aktif olarak yapıyorum ben, genel takası. 1 saat 10 dakika gibi bir sürede 1 milyon müzakereyi bitiriyorum. Yani aşağı yukarı benim 3 takası bitirmem zaman olarak, iş gücü şey, nasıl olur, normalde iş günü deniyor ya, ayırdığım toplam zaman bazında düşünecek olursak 3,5 saatte 4 saat arası değişiyor okyanus takasının geliş sıklığına bağlı olarak. Takasla alakalı taktikleri de, kullandığım yöntemleri de sık sık yayınlarda anlatıyorum. Zero to Hero'yu burada ufaktan sonlandıralım istiyorum. Bugün şey vardı, fazla kalabalık değiliz chatte, bir 50 kadar kişiyiz. Nedir o? Turnuva vardı. Turnuvada da birinci olan ve dereceye giren arkadaşlar ödüllerini alacaklar sanırım. Onları da tebrik ediyorum. Katılan herkesi tebrik ediyorum. Ben katılmadım. Gear'ımın yetersiz olacağını düşündüğüm için. Belki bir sonraki turnuvaya katılırız, bilmiyorum. Buradan Bay YouTube diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Zero to Hero'da veya bir sonraki rehberde görüşmek üzere diyelim.
İyi oyunlar diliyorum hepinize.